hepiniz hoş geldiniz. Nazik davetimi, davet, nazik bir şekilde geldiniz, davetimizi kırmadınız. Şu an çok heyecanlıyım. Daha önce çok işler yaptık ama ilk defa bir işin başındayım. Bu uzun bir yol hikayesi. Bizler bu yolun yolcusuyuz ve yol arkadaşlarım. Beraber gülelim. Çok güzel bir anımız olsun. İnsanları da güldürelim. Kendi mizahımıza biraz olsun anlatabilelim diye arkadaşlarımıza yola çıktık. İş buraya kadar geldi. Şu an inanılmaz heyecanlıyım. İnşallah heyecanıma ortak oluyorsunuzdur şu anda. Sözü daha fazla uzatmayıp Jessica'ya bırakmak istiyorum. Biraz daha uzatacağız öncelikle. Hemen atmak istiyorum. Nasıl bir film oldu? Jessica Hanım ve Onur Bey'le çalışmak nasıl bir duyguydu? Yani... İlk yapımcılığını yaptığımız bir film. Kastı da galiba siz seçtiniz çünkü. Hayat konuşakmışız. Yani kast direktörlüğü ve yönetmenimizle beraber belirledik her şeyi. Burada gördüğünüz herkes benim çok yakın dostum ve çok iyi oyuncular. İyi ki Onur'la, Jessica'yla, Sermet Yeşil'le, Ağol Sundur'la, Yavuz abiyle ve ismini sayamadığım birçok oyuncuyla çalışıyorum. Çalıştım. İnşallah da bundan sonra bu uzun bir yol hikayesi olduğu için beraber çalışacağız. İnanılmaz keyifliyim. Artık onlar benim sadece oyuncularım, arkadaşlarım değil, aynı zamanda yarenlerim benim. İnşallah daha nice yollar kat edeceğiz. İnşallah, hayırlı İnşallah. Olsun. Sağ olun. Jessica Hanım sizin için de hayırlı olsun. İlk sinema filminiz. Çok teşekkür ederim. Yapımcıyla birlikte başroldesiniz. Doğru. Bu iki kat daha heyecanlıyım bu yüzden. Ama gerçekten çok mutluyum. Çünkü Ümit heyecanlı diyor da beni düşünün yani. İlk defa ilk sinema filmi ama çok mutluyum çünkü arkadaşlar edindim bu sete. Ve artık arkadaşlarımla birlikte güzel bir iş çıkardık. Canım yönetmenimiz, senaristimiz, bütün ekibi çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir tecrübe oldu. Umarım gişemiz bol olacak. İnşallah. Sizin için nasıl bir deneyim oldu? Türk karakteri oynadınız. Doğru. Türk karakteri. Evet, Pelin oynadı. Türk karakter. Daha yerli hissettim. Daha Türk hissettim. Tabii konuşunca Türk olmadığımı hatırlıyorum ama teorik olarak gerçekten Pelin artık benim Türk ismim oldu. Çok mutluyum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Onur Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Heyecanlıyız. Heyecanlı olmama sebep olan aslında güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyor olmam. Çok güzel bir kadroyla çalıştık. Ya gerçekten yani şöyle bir ekip bir araya geldi. Ben bundan çok mutluyum çünkü ikili oynamak, ikili kardeş gibi iki arkadaş oynamak zor bir şey. Onun için gerçek hayatta da o dostluğu kurabilmek gerekiyor. Ben onu kurduğumuzu düşünüyorum. Jessica da sonradan geldi. Jessica da bizi güzelleştirdi. Jessica bizi daha da güzelleştirdi. Ben çok heyecanlıyım. İyi ki içinde oldum dediğim bir iş için. Ya çekim esnasında da denk geldik beraber. Bayağı gülerek çektiğimiz bir film oldu. En çok sahne tekrarı kaç oldu? Gülerken çekemediğiniz bir sahneyi tekrar ettiğiniz. Yani çok öyle bir sahnemiz yok çünkü biz genelde çok kalifiye elemanlarla çalıştığımız iyi oyuncularla kestikten sonra biz çok gülmeye başladık. Onun muhabbet daha çok döndü ama senin var mı çekmekte zorlandığın bir sahne? Bir bakayım bir. Hayır, Jessica'nın da yok yani. Jessica'nın da yok. Ya, dilim dövmedi evet. O zaman tekrar aldık ama. Merak hoş geldiniz. Ya aslında çok hızlı oldu her şey. Çok şaşkınız tabii şu anda bu kadar kişiyle bir arada hayal ettiğiniz şeyi izliyor olmak. Bizler için çok heyecanlı. İnşallah mahcup olmayız. Gerçekten film yapmak aslında birçok meslektaşımın, arkadaşımın hayali ve bugün hani burada böyle bulunuyor olmak da çok büyük bir gurur. Hikayemize gelirse iki arkadaşın bir üçüncü arkadaşlarıyla ilgili maceraları ve bir şeye inip, bir şeye inanıp bir anda ya bu iş öyle olmaz, böyle olur deyip bir serüvene başlamaları. Çok bir şey anlatamıyorum aslında spoiler olmasın diye. Ama sürekli bizi bir durum hali, bir komedi hali ve bir macera bekliyor. Muhteşem bir ekiple, muhteşem bir hocayla, muhteşem bir oyuncu arkadaşlarımla, değişik bir karakter. Bayıldım, çok büyük zevk aldım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Yavuz abi. Ekibimiz.
gerçek anlamda bir önemli belirten konuşmayı yapmak üzere. Teşekkürler. Yani Türk sinemasına her zaman destek olmak için böyle galalara vaktim el verdiğince gelmeye çalışıyorum ki bu filmin başrol oyuncularından Onur Dilber, canım arkadaşım, çok seviyorum onu. Hem bir oyuncu olarak hem arkadaş olarak. Bugün özellikle ne yapıp yolculuktan döndüm. Aslında çok yorgundum ama dedim ki onu görmeye, yani performansını çok merak ediyorum. Bir Karadenizli biliyorsun ki. Yani önemli değil yani. Hayır, hepsi çok çok önemli. Estağfurullah, onun için söylemedim tabii ki. Çok büyük emekler var. Zaten ne kadar büyük emekler var ise ki bak Dert Bende diye filmin adını koymuşlar yani. Vallahi dert hepimizde. Ama şimdi bence güzel bir komedi filmi olmuştur, ben eminim. Çok büyük emek verdiler. Ben Onur'la her konuşmamda bunu dile getiriyordu. Bence çok güleceğiz, eğleneceğiz bu film boyunca. Dert hepimizde ya. Dert hepimizde ya. Betül Demir'in nasıl dertleri var ya. Herkes gibi dertleri var bebeğim. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında çok derdim yok benim, herkes gibi. Hayatta kavgam yok. Mutlu bir hayatım var. Çok güzel. En son ödül aldık, geldik biliyorsun Kıbrıs'tan. Benim mesela derdim şu an yeni şarkı yapmak. Müziğe, biliyorsunuz müzik çok değişti artık. Farklılaşıyor, söylemler farklılaşıyor, her şey farklılaşıyor. O yeniliğe nasıl ayak uydurabilirim? Son günlerde tamamen bendeki dert bu yani. Peki var mıdır böyle itiraf edebileceğiniz, hayatımın şu döneminde çok sıkıştım, hani çok darlandım ve artık bırakma noktasına geldiğim dedim. 2011'de zaten, 2011'de o noktaya geldim ve bıraktım gittim, 3 sene yok oldum. Ama şimdi çok şükürler olsun ki iyiyim. Bir açık mı yakaladın? Ne yaptın? O kadar yakın. Çocukmaya çalıştın. Yıldız abi, var. Evet, gel. Poz bende diye. Yok canım. Yıldız. Ben sarım mı demek istiyorsunuz, anlamadım. Ben sarım dememe gerek yok. Ben zaten öyleyim yani. Hani bunu söylememe gerek var mı bebeğim yani? Hani yani bu nasıl bir cümleydi ya? Yani evet, iyi yaptın. Yani, mekanın sahibi aklına. Ha, mekanın sahibi bence her zaman Tarkan. Ajda Pekkan, Sıla da çok başarılı. Yani orada açık havadaki mekan sahipleri belli. Onun dışında inşallah önümüzdeki zamanlarda da mekanın daha çok sahibi olur. Çünkü müzik her zaman paylaşılmalı, konser alanları çoğalmalı. Seneye de inşallah ben de o arenada kendimi göstereceğim. Mekanın sahibi der miyim kendim için? Derim ya, çünkü çok şimdiden... Hadise çok tatlı ya. Ama mekan sahibi ya, Ajda Pekkan, Tarkan, Sıla. Keşke Sezen Aksu geri dönse yani. Sezen Aksu, hani belli, onlar üst üste gecelerce konserler veriyorlar. Önemli olan o. Sanatçılar için Er Meydanı Harbiye mi? Bence öyle. Yani öylesi. Ama sadece Harbiye ile sınırlandırılmamalı. Daha çok konser alanları olmalı. İşte mesela kışın da Bostancı için aynı şeyi söyleyebiliriz. Orası da çok güzel. Onun dışında bir sürü daha geç vakitlerde konserler verilen mekanlar var biliyorsun. Onlar da son derece güzel. Oralarda da olunuyor. Ben bazen katılıyorum arkadaşlarımın konserlerine. Kendi konserlerimden vakit kalırsa. Öyle yani. İşte bakalım yeni şarkılar gelsin. Yeni şarkılarla birlikte ben de bir şeyler yaparım. Ben teşekkür ediyorum hepinize, sağ olun. Bana versene onu. Bana bakarken ben onu Instagram'a koyayım. Arkadaşlar hep beraber gezebilir miyiz? Çok iyi foto, ışık çıkmış. Baksana. Adem abi mikrofonu... Akşamlar. Nasılsın? Bir iki. Ses deneme bir iki. Hoş bulduk. Çok iyiyim. Bu kadar. Dert sizde mi? Yok. Benim için dert bende. Ya böyle oğlum, benim derdim mi var diye. Ya inanılmaz, şu an heyecanlıyım. Hatta Ümit Bey'im ve 10 küsürlük arkadaşım, Onur da, yani çoğu hepsi arkadaşımlar sektör olarak. Kendi başına bu şekilde ilerliyor olmaları, elini taşın altına koymaları mükemmel. Çok gurur duyuyorum. Ben inanıyorum büyük bir ses getirecek. Ben acayip heyecanlıyım. Yani umarım dualarım onların da iyi bir işe, daha devamı da gelebilecek bir şey olur.
Ben çok kıskandım, beni niye oynatmadılar diye. Tam Jessica gibi olmayabilirim ama Les Mes takardık yani. Saçlarını galiba biraz daha değiştirdik. Değiştirdik, biraz daha griye döndüm. Çünkü bir tane oyun başlayacak, Fransız bir oyunu. Aynen, ona epizodla anlaştık. Ama oyuncularla ilgili şu an bir şey söyleyemiyorum. Ondan sonra bu oyun sonunda provalar başlayacak. Sonra zaten haberin olur. İnşallah. Aynen. Bir yerde görüşürüz o zaman. İnşallah. Bakalım biraz heyecanlıyım. Peki televizyon ya da sinema hakkında bir şey düşünüyorsunuz? Televizyonda bir Ocak ayı için birkaç bir şeyle görüşüyoruz ama olur, olmaz. Beni tercih edenler, etmezler, ortak yapacak hiç bilmiyorum. İnşallah güzel olur. Dizi değil de mesela böyle eğlence programı falan sunuculuk tarzında hiç teklif geliyor mu? Çok neşeli ve enerjik. Eskiden geliyordu ama şu an gelmiyor. Eskiden daha korkuyordum. Ha yok beceremem falan diye. Ama şimdi hani o tarz programlar çok yok. Ne yapıyorsunuz orada? Neyse. Yani öyle bir şey gelirse de hani iyi olmasın ama gelmedi şu an. Bilmiyorum. Daha önce denediniz mi? Ya konuk olduğum yerlerde enerjiyi seviyorlar ama bir program sunmak nasıl olur hiç denemedim. Böyle tecrübem yok. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hep beraber izleyeceğiz. O zaman...